Yaşam geç. Gördünüz niye kol kola girmiyorsunuz arkadaşlar? Evet. Kol kola gireceğiz. Kol kola gir. Kol kola gir. Hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler, şu anda ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama sadece hoş geldiniz diyebilirim size. Hoş geldiniz. Değerli hemşehrilerim, Allah'ın izniyle
sıcaklığıyla, kıymetli hanımlarımızın ciddi desteğiyle bu işin bittiğini başkanlarım bana söylüyor. İnanıyorum siz bu işi bitireceksiniz demişler. Daha önce değişik siyasi partilerde hizmet üretmiş, hizmet vermiş çok değerli misafir arkadaşlarımız bugünden sonra bizimle gönül birlikteliği, kader birlikteliği yol haritasında müştereken gitmek için karar aldılar, bizimle beraber yola çıkıyorlar. Onların temsilcisi olarak da Melek Hanım'ı önerdiler. Önce Melek Hanım'a bir söz verelim. Ondan sonrasını il başkanımız ve biz de öyle konuşalım diye düşünüyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Atabilsem bari bak sıkıştı. Sayın başkanım, sayın başkanlarım. Açık mı? Sayın başkanım, sayın başkanlarım, saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşma toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli aslında söylenecek o kadar çok şey var ki her gün hatta her saat başı yeni bir gündem, yeni bir olayla karşılaşıyor, yeni şiddetinde depremle sallanıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımız üzerinde birçok oyunlar oynanmakta ve oynanmaya da devam etmektedir. Ülkemizi yönetenler bir şekilde bu oyunlara bilerek ya da bilmeyerek ortak olmaktadırlar. Nedir bu oyunların ana kuralları? Anadolu insanını aç bırakmak, Anadolu insanını işsiz bırakmak, Anadolu insanını borca esir etmek, bunlardan en önemlisi de Anadolu insanını gerçek İslam'dan uzaklaştırmaktır. Ülkemiz krizlerle boğulmuş, kaoslarla boğuşmaktadır. Hayatın her alanı yaşanan bunalımlardan payını almıştır. Tüm milletin hiç hak etmediği, hiç layık olmadığı, sıkıntı ve açmazlarla dolu bir yılı yaşamaya mahkum edilmiştir. Safla sapan, doğruyla yanlış, güzelle çirkin, hak ile batıl, duayla beddua, hepsi birbirine karıştı. Memleketimizi bir operasyon merakı sardı. 81 ilde 81 operasyon farolasıyla yola çıkıldı. Sabah operasyon yapan akşam görevden alındı. Hükümete dokunan yandı. Olayları anlamaya çalışan vatandaşımızın artık aklı karıştı. Siftahsız gününü kapatan esnafın kasası boşken yatak odalarında para dolu kasalar bulundu. Binlerce vatandaşın binlerce vatandaşımız giyecek ayakkabı dahi bulamazken bazılarının ayakkabı kutuları milyon dolarlarla doldu. Parayı Libyalılar bulsa da ayakkabı kutusunda saklamayı AK Parti buldu. Hükümet artık yolsuzluk tünelinde yolunu şaşırdı. Seçim şarkılarında söyledikleri gibi babaları, oğulları, enişteleri, kayınları beraberce yürüdüler bu yollarda. Ancak beraber ıslanacakları yağan yağmurlar 30 Mart'taki yenilgi gözyaşları olacak. Kırıkkale'mizin durumu da hiç acıcı değil. Çamur içinde kalan çöplerin toplanmadığı yolları mı, bir arabanın dahi zor geçtiği dar ana caddelerimizi aylardır maaş alamayan ailesine karşı boynu büküp kalan belediye işçilerimizi mi anlatalım? Hiçbirimiz böyle bir şehirde yaşamayı hak etmiyoruz. Lütfen artık yeter diye.
yapabiliriz. Bu da ancak doğru bir başkanla olur. Tecrübeli, çalışkan, Kırıkkale'nin sorunlarını bilen, Kırıkkale sevdalısı bir başkan adayımız var. Lütfen iyi düşünün ve bir 5 yıl daha pişman olmayın. Seçim şansı başarı endeksidir. Hiçbir zaman tesadüf olamaz. Anavatan Partisi olarak da seçimlere girmediğimizden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklemeye arkadaşlarla artık siyasete de bir kadın eli değsin. Değsin mi? Biz kadınların büyük idealleri vardır. Bizler düzenli çalışır, başarıyı hedefler ve içimizdeki tüm anaçlıkla partimize sahip çıkarız. Beni de partine davet ettiği için huzurlarınızda Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Burada olmaktan Türksüz bir Türkiye düşünenlere cevabımızı 30 Mart'ta göstereceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyebilen asil ve aziz arkadaşlar. Sözlerimi milli marşımızın bir kıtasıyla bitirmek istiyorum. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır vatanı, verme dünyalara, alsan da bu cennet vatanı. Saygıdeğer misafirler, Melek Sultan Hanım'a ve arkadaşlarının tamamına, bize destek vermeye gelen dostların tamamına çok çok teşekkür ediyorum. Sayın MYK üyemiz, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli başkanlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, Cenab-ı Allah inşallah hayırlısıyla nasip edecek, güvenenlere mahcup olmamak için, ümit sarf edenlere, ümitle yol haritasında bizimle beraber olanlara karşı yüzümüzün kızarmaması için. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durumda hakikaten vahametin en üst sınırlara çıktığı şu zor dönemde bir kar yumağı gibi siyasi yönleri ne olursa olsun en nihai noktada memleket âli menfaatlerinin birinci derecede olması yükümlülüğünün bu yükümlülüğünde Milliyetçi Hareket sonuna kadar bilincindeyim, sonuna kadar bilincindeyim. Bana güvenen parti genel merkezimin, bana güvenen parti yöneticilerimin, bana güvenen il ilçe yöneticilerimin, bana güvenen kadın arkadaşlarımın, bana güvenen erkek arkadaşlarımın, bana güvenen bütün Kırıkkalelilerin güvenini şunu çok iyi biliyorum. Bu saatten sonra Kırıkkale 71 olmuştur. Ne mutlu 71'lik diyenlere. Nefisleri bir tarafa atmamız lazım. Şahısları bir tarafa atmamız lazım. Köyü kazayı bir tarafa atmamız lazım. Memleket bölünürken, memleket elden giderken nefis mücadelesi yapmak gibi bir şansımız yok. O zaman ne yapmamız lazım? Hep beraber olmamız lazım. Hep birlikteliği sağlamak için her hafta, her gün, her saat yol haritamızda beraber olan siz sevgili dostlarımıza hoş geldiniz diyorum, hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra çok daha iyi hizmetler üreteceğimi biliyorum. Daha önce
siyasi olarak farklı düşünebiliriz. Bölgesel olarak farklı düşünebiliriz. Ama şu anda Türkiye'nin âli menfaatleri için herkes bilgi dağarcığını bir yerde toplamak zorunda. Herkes bildiğini birbirine anlatmak zorunda. Herkes omuz omuza vermek zorunda. Omuz omuza vereceğiz ki neticeye gideceğiz. Onun için sevgili hanımlar, bizim hanımlarımız, hanım kardeşlerimiz de, sizin içinizdeki hanım kardeşlerimiz birbiriyle mutlak dirsek teması yapacak. Yarından sonra sahada olacağız. Ne yapacağız? Bu Beşir'in kendisinden ve Beşir'in adayından bu ülkenin adına hesap soracağız. Hesap soracağız. Emanetçinin devrinin bitmesi lazım. 10 yıl önce ben bakanım, ben yetkiliyim diye getiren Sayın Beşir Atalay'ın aslı dururken yedeğine bu memleketin bir 10 sene, bir 5 sene daha tahammülü yoktur diye düşünüyorum. Herkes yaptığıyla ölecektir. Çok şükür Allah'a bu memleketin ekmeğinde varız, suyunda varız, doğalgazında varız, elektriğinde varız. Bundan sonra da hep beraber omuz omuza olacağız. Çünkü niye? Ben sizleri, siz beni. Ben sizleri, siz beni dinleyeceksiniz. Ortak bir yol haritası çıkartacağız. Teşkilatıyla birlikte, adaylarıyla birlikte, aday adaylarıyla birlikte, diğer partilerde teveccüh edip yol haritamızda beraber olan kardeşlerimizle birlikte sonuna kadar seçimi götüreceğiz. Seçimi götürmemiz yetmeyecek. İşte ondan sonra yeniden kenetleneceğiz. 5 yılı bu memleketi nasıl inşa edeceğiz? Düşündüklerimizin üzerine yeni fikir üreten arkadaşlarımızın, yeni fikir sunan arkadaşlarımızın fikirlerini de toplayıp hep beraber yol haritasında olacağız diye düşünüyorum. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Tahmin ediyorum 2 kelime de Sayın Başkanım söyleyecek. İl Başkanıma mikrofonu teslim ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok değerli hanımefendiler, analar, bacılar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşehrilerim, bu seçimde Kırıkkale'de de bayan seçmen, erkek seçmenden daha fazla. Biz bunun farkındayız. Bundan dolayı sizler aramıza tekrar hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Allah nasip ederse 30 Mart'ta sizlerin teveccühü ve sevgisiyle çok çalışarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni zaferle çıkaracak. Birlikte, hep birlikte zaferle sonuçlandıracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hoş geldiniz, şeref verin. Sayın hemşehriler, ben bu hafta içerisinde Genel Başkanımızı ziyaret ettim. Genel Başkanımla beraber yarın da bir geçiş düşünüyoruz. Bir grup arkadaşlarımızın da farklı boyutta bir geçişleri vardı. Bunların tamamını ben kendilerine arz ettim. Böyle böyle gruplar geçecek diyerek. Halil Bey'le dün akşam da görüşmüş, 2 kelam dua etmek isterim dedi. Kendisine de söz veriyoruz. O da Sayın Genel Başkanımızın herhalde. Evet. Selam. Çok değerli misafirlerimiz, muazzez ve mukaddes anneler, bacılar, hanımefendiler. Mikrofon sanırım şu. Nasıl? Ben dün Sayın Genel Başkanımızı ziyarete gittim. Ve bugün itibariyle Anavatan Partisi kadın kollarından güzel bir heyetin partimize destek verecek noktasında açıklama yapacağını ifade ettim. Sayın Genel Başkanımız da öncelikle selamlarını söylemek için selamları var hepinize. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız özellikle hanımefendilerin, Anavatan Partili hanımefendilerin partimize katılmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu sizlere ilgilenmemizi söyledi. Ben bu memnuniyetle, bu duygu ve düşünce içerisinde sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Sağ olun. Arkadaşlar ikram yapamadılar herhalde. Birazcık açarsak, rahat oturursak biraz da ikram yapılır diye düşünüyorum. Herhalde çocuklar, Şahin abi, ikram edecekler de diye düşünüyorum. Yuvarlayın.
Saygıdeğer arkadaşlar, üst katımız aynen bu şekilde dizayndı, hanımlara aitti. Asansörle veya merdivenle yan taraftan bayan arkadaşlarımız bir yüze kalmamış olurlar. Siz o zaman yukarıda ikram yaparsınız. Anavatan Partisi olarak biliyorsunuz bu seçimlere girmiyoruz. Onun için de MHP Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklemeye karar verdik. Ondan dolayı buradayız. Kaç bayan katıldı? Sanıyorum 150'ye yakın bir bayanımız var. Evet. Hep birlikte buradayız. Peki, İnşallah hep birlikte çalışacağız. Peki bu seçimde neler yapacağız? Valla artık gece demeden, gündüz demeden güzel bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Tabii ki belirli bir programlarımız var. O şekilde yapacağız. Bu sefer seçim alacak mı diyorsunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki, konuşmanızda dediniz ki kadın eli değsin dediniz. Ne evet. Demek istediniz? Ya artık siyasette de bir kadın eli değsin. Değsin yani, değil mi? Evet, değsin. Ben hatırlıyorum. Yani. Evet. Güzel şeyler olacak diyorsunuz. Mutlaka, evet, mutlaka, evet. Mutlaka. Evet. Zaten başkanımız da projelerini sanıyorum ileriki günlerde anlatacak. Bu şekilde çalışmalarımıza başlayacağız. Peki. Bugünkü bir tanışma toplantısıydı zaten. Ondan sonra çok olacak. İnşallah, inşallah. Peki, hayırlı olsun. Canım. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Pekdoğan günden güne büyüyor, günden güne gelişiyor. Bugün de çok büyük katılım oldu. Anadolu Partisi'nin kadın kolları tamamen destek kararı verdi. Bu manada Sayın Devlet Bahçeli'nin de güzel bir sözlerini ettiniz. Efendim, buyurun. Efendim, biz daha evvel de Kırıkkale kamuoyuyla paylaştığımız bilgiler var zaten aracılığıyla. Dedi ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok sessiz ve derinden bir yükselişi var. Oldukça sistematik bir yükselişi var. Bunu AKP değil hiçbir güç engelleyemeyecek. Bugün de burada Kırıkkale'de Mustafa Pekdoğan Bey'in belediye başkanı adayı ilan edilmesinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok ciddi katılımların oldu. Geçmişte milletvekili yapmış olan değerli hemşehrilerden bazılarının, birçoğunun yeni Milliyetçi Hareket Partisi'ne katkı koyduğunu, destek verdiğini ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında Mustafa Bey'in yanında olduğunu ifade ettiler, açıkladılar. Yarın da Cemalettin Akdoğan Bey, eski belediye başkanımız, Cezayir Başkanımız, 1000 kişilik bir grupla gelip Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek vereceğini ifade edecek. Bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi bugün halen söylüyorum, fırtına öncesi bir sessizliği yaşıyor Kırıkkale'de. 30 Mart akşamı sandıklar açılmaya başladığı vakit emin olun %50 civarında bir oyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni önce yerelde Kırıkkale'de ve ilçelerde iktidar yapacağız. Daha sonra da en kısa bir süre içerisinde yapılacak olan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ni tek başına iktidara taşıyıp Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi de başbakan koltuğuna oturtacağız. Buna biz bütün içtenlikle inanıyoruz. Bütün Kırıkkale'li hemşehrilerim de lütfen buna inansınlar. Bize destek versinler. Biz Anadolu Türkmenleri, Anadolu Türklüğünün yaşatıldığı bir memleketin çocuklarıyız. O bakımdan ne mutlu Türk'üm diyebilenlerin partisi Milliyetçi Hareket Partisi. Bakın daha evvel Doğrul Partisi milletvekili yapmış olanlar, Anavatan Partisi'nde, ne bileyim bugün Anavatan Partisi kadın kolları geldi katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi ne mutlu Türk'üm diyebilenlerin partisi. Biz sen sucusun, bucusun, şöylesin, böylesin diye insanları ayırmıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi birleştirici bir güçtür. Birleştirici bir siyasi partidir. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına saygı duyan, ne mutlu Türk'ü diyebilen herkes gelip Milliyetçi Hareket Partisi saflarında yer alabilirler. Bize destek verebilirler, siyaset de yapabilirler. O bakımdan bütün kapılarımız biz sonsuza kadar açmış durumdayız. Kırıkkale'de seçimi alacağız. Buna biz inanıyoruz. Sayın Başkanım. Coşkuyu da görüyorsunuz İbrahim Bey. Bu manada şunu söyleyelim. Yani gerçek manada sahadasınız. Evet. Ve yoğun da bir destek veriyorsunuz. Doğru. Ankara'dan geliyorsunuz. Doğru. Burada destek veriyorsunuz. Günübirlik buradasınız. Evet. Bu seçimi alacağız mı diyorsunuz? Yani ben bu şekilde basa basa söylüyorum. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale'nin bütün seçim bölgelerinde çok ama çok iddialıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana gelişmeler var. İnsanlarımız gelip Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılmak, Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmak, Milliyetçi Hareket Partisi'ne adaylarına destek olmak istiyorlar. Bugün işte buraya geldim. Şu an merkezdeyim. Az evvel Kırıkkale'den geldim. Delice'den geldim. Sulakur'da gittim. Balışa'ya gittim. Burada da gördüğümüz coşku, oradaki coşku da aynı. Farkından hiçbir şey yok. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin zirveye çıkışının, Milliyetçi Hareket Partisi'nin şahlanışının bunlar ön ayak sesleri. Milliyetçi Hareket Partisi emin olun 30 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde
81 vilayette birçok yerde, özellikle Kırıkkale, ben MHK üyesi olarak Kırıkkale'de görevliyim. Sayın Genel Başkanım buraya görevliyim. Ben sorumluluk alanım burası. Hepimiz kapımızın önünü süpüreceğiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni önce yerelde sonra da genelde iktidar yapacağız. Bu manada ne diyoruz? Bu sefer en iyisi pektuar kazanacağız diyoruz. Bu sefer kazanacağız. Bize inansınlar, bize güvensinler hemşehrilerimiz. Biz hemşehrilerimizin öngörüsüne inanıyoruz, sığınıyoruz. Hem başka siyasi partiler gibi biz 11 seçim bölgesinde parti olarak alacağız diye bir iddiamız var ama biz seçmenin iradesine, Kırıkkale hemşehrilerimizin iradesine ipotek koymuyoruz. Biz çalışıyoruz, iyi niyetliyiz, saf ve samimiyiz. Bu bakımdan bizim temizliğimize, parti politikalarımıza, milli ve manevi değerleri koruma, yükseltme adına siyaset yaptığımıza inansınlar ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklesinler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün değerli günde saygı ve selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olsun diyorum. Allah'a emanet olun efendim sizlere. Çay getiriyor mu? Bu hanım da istiyor. Bir tane de bu hanıma. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi başkanlarımızın eşleri sağda ama yine Pekdoğan'ın eşi hanımı, biz yıllarca sizi tanırız, sağdasınız. Efendim, ne diyoruz, neler diyoruz? Vallahi ne diyeceğim ki, çalışmaya devam. Başka yapacağımız bir şey yok. Türkiye'nin çünkü kurtulması lazım. Diğer adayların hanımları sağda değil. Hayır. Ben iki aydır sağdayım. Neler yapıyoruz efendim? Evleri geziyoruz, hasta ziyaretleri yapıyoruz, baş sağlıkları yapıyoruz. Dernekleri geziyoruz. Ya elimizden geleni yapıyoruz. Sahada kaç hanım tarama yapıyorsunuz? Çok. Sayı yok. Çok. Listemiz kalabalık. Bu sefer en iyisi Pekdoğan mı diyoruz? İnşallah. Evet. İnşallah. En iyisi Pekdoğan. İnşallah. En iyisi Pekdoğan. Teşekkür ederim.